Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4, ünite 10, konumuz münada. Birçok dilde olduğu gibi Arapçada da karşımızdaki bir insana veya bir şeye seslenmek için, dikkatini çekmek için çeşitli kullanımlar mevcuttur. Tabii ki bu edatlar, yani bir anlamda bu edatlar nedir? Uzun bir cümlenin kısaltılmış ve klişeleşmiş halinden ibarettir. Ya estiga, ey arkadaşlar, burada L gibi bir şey olsa da L yok yani, direkt ey arkadaşlar. Dediğimiz zaman aslında karşımda olan arkadaşlar size sesleniyorum, bana kulak verin gibi uzun bir cümleyi iki kelimeye indirgemiş olmaktayız. Ey falancalar, bana kulak verin demek gibidir. Veya hey, ey, şşt, bire gibi seslenmeler, dikkat çekme kelimeleri, cümleleri her dilde vardır aşağı yukarı. İşte bu ünitede Arapçada ayrıntılı bir kullanım alanına sahip olan nida üslubu işlenilecektir. Nida edatları vasıtasıyla yapılan işleme seslenme anlamına gelen nida. Bu yolla kendisine seslenilen kimseye ise ne denilir? Münada. Yani bu konuda bir münada vardır, bir de nida harfi vardır. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani şurada ne demiş? Sukul işte Arabianet demiş. Bu adrese bakabiliriz. Bir iki internet Arap sitesinden bakabiliriz. Konuyla ilgili neler demişler diye. Bu aralarda okuma parçasını geçip birinci soruyu görmekteyiz. Tabii okuma parçasına göre cevaplandırın denilmiş. İkinci soruya böylece geçmiş olduk. Altı çizili kelimelerin eş anlamlarını parantez içindeki kelimelerin arasından seçiniz. Büyük ihtimal bu soru olsun, işte 3 olsun, 4 olsun. Bu soruların cevapları videonun hemen altında zaten yer alacaktır diyerek dil bilgisine doğru devam ediyoruz. Bayağı bir şeyler yazılmış gerçi burada. Şimdi görüyoruz. Dil bilgisi nida üslubu. Birine seslenmek veya dikkat çekmek gayesiyle ünlem anlamı taşıyan bir takım edatlar yoluyla gerçekleşen bir üsluptur. Bu edatlar vasıtasıyla yapılan işleme seslenme anlamına gelen nida terimi kullanılır. Gerçi burada yukarıdaki şeyle aynı şeyler yazılmış. Geçiyoruz. Nida edatı ve münada. Ya Abdurrahman. İntebih ile ders. Abdurrahman, derse dikkatli dinle cümlesi üzerinde uygulayacak olursak ya nida edatı olur. Abdurrahman ise kendisine seslenilendir, yani münadadır. Türkçedeki mesela ey anlamına gelen ya, eş anlamlı yani ya ey demektir. Ey falanca. Kime seslendiysek o da münada oluyordu yani. Burada ey Abdurrahman denildiğinden, Türkçe olarak Abdurrahman dedim. Abdurrahman'a seslenildiğine göre Abdurrahman ne olur? Münada olur. Arapçada 7'ye kadar nida edatı vardır. Tabii 7'ye kadar derken bunların kaç tane olduğu kitaba göre değişmekte. Bir kitaba bakarsanız 6 der, farklı bir kitaba bakarsanız 7 der. Sayısı çok önemli olmamakla birlikte şu edatları ezberlemek gerekiyor. İşte hemze yani e diye okuyoruz. Ardından a, ey, ay, ya, eya, heya. Bunlar hep nida harfleridir. Ey manasına gelir, birisine sesleniyoruz ya. Yani. Hitap. Bunlar içerisinde e ile ey edatları ne içindir? Yakın mesafe için kullanılır. E ile ey. Yani şöyle bir şey de var. Bunlar 7 tanedir denilmiş. Hangisi yakın mesafe için, hangisi uzak mesafe için kullanılır? Böyle bir ayrıma da tabi tutulmuşlardır. Buna göre yakın mesafe için ne kullanıyormuş? E ile ey. E'adilu derken buradaki e'yi istifham manası, soru manasında kullanmıyoruz. E'adilu derken buradaki hemze kelimenin aslından da değil. Nedir? Şuradaki e'dir. Buna göre Arapça bir kitap, bir gramer kitabı olsun, bir metin kitabı olsun fark etmez. Bir hemze gördüğümüz zaman o hemze ne olabilir? Soru manasında da olabilir. Burada olduğu gibi nida harfi de olabilir, kelimenin aslından da olabilir, zayit harf bir babın alameti olarak gelmiş de olabilir. Çeşitli şeyler olabilmektedir. E'adilu, adil,
diye sesleniyor. Ardından şu sandığı kaldırmada bana yardım et cümlesinde adil yanında yani yakınındadır. Uzak bir yerde değil. Dolayısıyla yani yanındaki kişiye hitap ediyorsun yardım et diye. Bundan ötürü burada hemzeyi kullanmak normaldir. Ama burada uzak olan bir harfi kullanmak normal olmazdı. Biraz da hangileri uzak için kullanılır onu da göreceğiz. Mesela Halil telefona cevap ver diye birisine seslendiğimizde Halil de yine yakındır. Aramızda bir 10 kilometre yoktur. Halil telefona cevap ver dediğimize göre yanımızdadır. Dolayısıyla ey de kullanabiliriz. Nitekim e ile ey yakın için kullanılıyor. Yani yanımızdaki kişi için. Ya edatı ise hem yakın hem uzak için kullanılmaktadır. Ey Salahattin azıcık dur kendini yorma diye uzaktaki birisine seslenmez insan. Yanındakine ismiyle hitap eder. Dolayısıyla buradaki ya yakın için kullanılmış. Ey kardeşler bize yaklaşın ki zaten yaklaşın dediğine göre nedir? Uzaktır. Bu da uzak için örnek demek ki. Ya ihvan. Buna göre ya hem yakın hem uzak için kullanılır. Yakın için mi kullanıldı, uzak için mi kullanıldı? Cümleye baktığımızda kişi yanımızdaysa yakın için kullanıldığını anlarız. Uzakta olduğunu mana sezdiriyorsa demek ki şu an uzak için kullanılmış deriz. Tabii bunlar önemli şeyler. Birazdan biraz daha ayrıntıya değineceğim. Bir de uzağa seslenmek için olan ne var? Heya, eya. Buna göre eya, heya daima uzak için. Ya hem yakın hem uzak için. E ile ey sadece yakın için kullanılır. Neymiş? Eya, heya uzak için kullanılır. Uzak olduğu nereden anlıyor? Mesela ey İbrahim gel diyor. Dolayısıyla gel dediğine göre yanında değil yani uzaktaki gel diyorsun. Buradaki uzaklıktan kasıt yani 1 kilometre olursa yakındır, 100 kilometre olursa uzaktır manasında değil. Yakından kasıt yanında mı? Tam yanında mı? Uzaktan kasıt yanında değil mi? Bu tür bir ayrım söz konusu. Yani metre hesabı değil, zaman hesabı değil. Dolayısıyla burada ne demiş? İbrahim gel dediğine göre yanında değil. Öyleyse uzak için kullanmış. Yani bu şu bakımdan önemlidir. Mesela nasıl soru gelebilir? Nokta 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 İbrahim Teala. Nokta nokta yere mesela eya mı gelecek yoksa ne olabilir? İşte yakın için mesela e mi gelecek diye sorulabilir. Uygun şıkta aşağıdaki şıklardan uygun harf ile doldurun denilebilir mesela. Şıklarda e olur, ey olur, eya olur vesaire. Gel dediğine göre yanında değil. Dolayısıyla yakın manası için kullanılan e ile ey seçilemez, eya seçilmelidir. Bunu bu şekilde anlarız. Veya ne yapar? Adil, saidni diye devam eden cümlenin başında nokta nokta olur. Adil şu sandığı kaldırmada bana yardım et dediğine göre yanındadır ona seslendiğine göre, hitap ettiğine göre, yardım istediğine göre. Gel demiyor sonuçta. Noktalı yere e mi getirilir, heya mı getirilir? Mesela bu da bir soru olarak çıktığını varsayalım. Ne yapacağız? Yardım et dediğine göre sandığı kaldırmada yanındaki kişiden yardım istersin. Yani uzaktakinden ancak telefon üzerinden bu şekilde yardım istenebilir. Ama cümlede bir telefonla konuşma veya yani bir internet üzerinde diyalog ne diyelim sezdiren bir mana yoktur. Dolayısıyla nokta nokta sorulabilir. Yakın için mi uzak için mi ne kullanılacak diye. Münadanın türleri var bir de. Münada cümlede karşımıza 5 ayrı şekilde çıkabilir. Üçü murettir. Muret ikisinde ise mebnidir. Muret ile mebni zıt anlamlıdırlar. Muret ile mebni nedir? Birbirine zıttır. Buna göre birini bilirsek diğerini de zaten bilmiş oluruz. Muretler lafzen irab alırken mebniler mahallen irab alır. Muretlerde irabı yani kelime sonundaki değişikliği açıkça gözümüzde görebilirken mebnilerde irabı açıkça göremeyiz. İrabı açıkça görmek nedir yani? Biraz daha açalım. Anlayan olur, anlamayan olur. Anlamadığınızı varsayalım. İrab açıkça gözükür dedim. Ne demek istedim? Örnek, bilinen bir kelime olsun. Nedir? Kitabun. Kitap kelimesi. Kitap kelimesini herkes bilir. Kitabun diye yazılır. Kitabun muret midir, mebni midir? İrab açıkça gözüküyor mu? Gözüküyor. Neden? Ötre almıştır. Kitabun iki tane ötre almış tenvini var. Bunun başında mesela harf cer getirdiğimizi varsayalım. Ne olur? Kitabin olur. Kitap kelimesini meful olduğunu farz edelim. Yani mensup olarak okunması gerekir.
Gara'tu mesela ben okudum. Gara'e okudu. Tu ben okudum. Şeyi fay. Ne okudum? El kitabe. Veya direkt kitab ben. Kitap okudum. Kitap meful oldu. Ne oldu bu sefer? Fetha aldı. Buna göre bir kelime raf halinde zammeyi almış. Cer halinde yani başında harfi cer varken esreyi almış. Nasb halinde yani meful iken fethaları almış. Dolayısıyla nedir? İrabını gözümüzde görebildik. Oysa bu kelime mebni olsaydı iş bu şekilde olmazdı. Yani mebni olması demek başında harfi cer olsa da aynı yazılır. Aynıdan kastım hareketleri aynıdır yani. Kelime meful de olsa yine aynı şekilde hareketlenir. Farklı bir şey de olsa yine aynı şekilde hareketlenir manasına geliyor mebniler. Tabii ben hep hareketten örnek verdim. Müsned üzerinden düşündüm. Eğer kelime tesni olsaydı, yani konu neyle alakalı? İrabla alakalı. Önce onu söyleyelim. İsimlerde irab adlı üniteyi izlemeyen varsa bakabilir. Daha ayrıntılı vardır orada. Mebni eğer tesniye ise, tesniyelerde mureplik alameti yani irab alameti neydi? Mesela kitabani, kitaba oradaki elif, kitabeyni, elif y'ye dönüşmüş. Gözümüzde görebiliyoruz. Duruma göre harfi harekesi değişebiliyor. Öyleyse mureptir. Duruma göre değişmiyorsa mebnidir. Şu an kısaca murep ile mebniye değinmek istedim. Birazdan bunu zaten örnekler üzerinde açıkça göreceğiz. Hüküm itibariyle murep olduğu yerlerde ne olur? Lafzan mensup iken, mebni olan yerlerde mahallen mensuptur. Çünkü mebniler mahallen irab alır. Çünkü münada Arapça cümlede mensubat kategorisinde yer alır. Çünkü mef'ul sayılmaktadır. Neyin mef'ulü? Hasfedilmiş bir fiilin. O fiil nedir, nasıl olur, buna dair görüşler nelerdir bunu ileride anlatacağım. Çünkü bu üniteyi hem şu an AÖF kitabından işliyoruz, birazdan da bunu bir İLİTAM kitabından işleyeceğiz. İşte örneğin bir Sakarya İLİTAM'dan bakacağız, bir Atatürk İLİTAM'dan bakacağız, Erzurum'dan bakacağız. Orada bu konular nasıl işlenmiş? Tabii şu an birçoğunuz İLİTAM'ı düşünüyordur, belki %99'unuz düşünüyor. Oralarda bu tür konular nasıl işleniyor ona da kısaca göz atmış olacağız. İnşallah diyelim bakalım. Murep olan münada. Öncelikle münada konusunda ne vardır? Bir, nida harfi vardır. İki, münada vardır. Yani bir seslenmeye yarayan harf vardır. Bir de seslenilen şey vardır. Bunu yukarıda işlemiştik. Murep olan münada. Bakıyoruz ne demişti burada? Bunların üçünde murep. Demek ki üç tane murep işleyeceğiz. İki tane de mebni işleyeceğiz. Üç murebi A, B, C diye ayırmışlar. A şıkkı muzaf olursa. Cümleyi okumadan önce açıklamasına bakıyoruz. Ne demiş? Cümlelerinde olduğu gibi izafet halinde gelen kullanımlarda münada her zaman lafzan mensub olur. Ya Rasulallah. Şimdi ya nedir? Nida harfidir. Münada nerede? Rasul kelimesidir. Ya nida harfi, Rasul münada. Ya yine nedir? Nida harfi, ibin kelimesi münadadır. Ya nida harfi, rakip kelimesi münadadır. Yani nida harfiyle münadayı tespit edebilmek. Zor diye çok en kolay işi bu zaten. Bu zaten olması gereken ama konu aslında bununla alakalı değil. Konu direkt bunların irabları ne olur? Şimdi Rasul kelimesi muzaftır. Biraz yakınlaştıralım. Rasul kelimesi nedir? Muzaftır. Nitekim Rasul'den sonra gelen lafzatullah yani Allah lafzı, Allah kelimesinin son harfinde yani H'de ne görüyorum? Esreyi görüyorum. Buna göre Rasul onun muzafı ki onu cer etmiştir, esre etmiştir. Madem ki Rasul kelimesi muzaftır, burada ne demiştim? Muzaf olacak, işte olmuştur. Öyleyse o münada nedir? Murettir. Nasıl murep? Görüyorsunuz ki fethayı almıştı. Ne diyor? Diğer örneğe geçiyoruz. Ya rakibe deraceti. Rakip kelimesi yine nedir burada? Muzaftır. Nitekim kendisinden sonra gelen kelimenin son harfinde esreyi görüyorum. Tabi bu kelimeler muzaf olduğu için sonları esrelenmiş. Hani söylemiştik tesniye olsalardı mesela kitabani gibi tesniye olsalar ne olurdu? Bu durumda kendilerinde esre aramazdık. Kitabani, kitaba yazarsak bunu bir kağıda yazarsanız esreli nundan önce fethayla yazıldığını, kitabani, esreli nundan önce fethayla yazıldığını daha rahat anlayabiliriz.
İşte o elif ye ile olduğunda, yani elifi silip yerine ye koyduğumuzda, kitabeyni şeklinde yaptığımızda o kelime artık cer halindedir. Demek ki illa esre aranmaz yani. Cer alameti mecrur denilince asla akla sadece esre gelmez. Nitekim bu da tekrar oldu. Bir daha tekrarlamayız. Nitekim bunu isimlerde irab konusunda işlemiştik. Ya İbnel Kiram, İbn kelimesi de nedir burada? Muzaf olduğundan, kendisi zaten muzaf olduğunu, kendisinden sonra gelen kiram kelimesinin son harfinin esre ile yazılmış olmasından anlıyoruz. Bu durumda ibne kelimesi ne olur? Mensub olur. Niye? Çünkü muzaftır. Muzaf olduklarında ne oluyorlar? Mensub oluyorlar. Anladığımız şey budur. Nasıl mensuplar ama? Lafzan mensuplar. Lafzan mensuplar derken, yani fethayı açıkça görüyorum. Mensupluk alametlerini açıkça görüyorum. Kelimelerin son harfinde fetha var. Tabi bu kelimeler müfet olduğundan böyle, yani tesniye cemi olsa bunlarda mensupluk alameti olarak fetha aramazdık. Mensup ne demek yani? Bu önemli bir kavram. Mensup bir istilah, bir terim. Mensup ne demektir? İsimler de irab videosuna. Bu konuyu bilmiyorsanız bakmanızda fayda var dedik. Nekre-i gayr-meksude. Nedir bu? Muhatabın adının bilinmediği ya da ona genel bir şekilde seslenmek istediğimizde. Dolayısıyla belli bir kişi ya da topluluğun kastedilmediği münada türüdür. Belirli bir kişi ve belirli bir topluluk değil yani. Belirsiz olacak. Gayr-meksud. Asansörde sıkışıp kalan birini yardım ve imdat istemek için beni duyan kişi yardım et diye seslenmesi buna misaldir. Zira muhatap orada sesini duyan ya da duyma ihtimali olan herkese seslenmiştir. Kime seslendiğini tam olarak o da bilmemektedir. Hüküm itibariyle nekre-i gayr-meksude lafzan yine mensuptur. Ya Muhsin, ey Muhsin derken Muhsinen fethalanmıştır kelimenin sonu. Niye mensuptur? Niye mensup? Çünkü Muhsinen kelimesi nedir? Nekre-i gayr-meksudedir. Yani bu tabiri ezberleyin. Nekre-i gayr-meksude. Ne demiş? Ey ihsan sahibi, yaptığının karşılığını Allah versin. İhsan sahibi diyor, yani adı belirsiz. Bir ad veremiyor. Ey tembel kişi de olabilirdi yani. Ey falanca. Farklı bir özellik belirtilerek yapılıyor. Bir de ne var? Şibh bil muzaf. Yani şibh muzaf diyoruz biz daha çok. Şibhi muzaf. Yani muzafa benzer. Şibh benzer demek. Muzaf. Muza neye benzer? Muzafa benzer. Münada olan kelimenin şebih bil muzaf. Yani muzafa benzer formda, şekilde, tarzda geldiği durumlardır da muzafa benzer ne demek? Şimdi onu açıklayacak. Yani burada münada tamlamaya benzer bir yapıda karşımıza gelmektedir. Benzer. Hangi yönden benzer? Bu da bir soru. Bakalım açıklamadıysa biz açıklarız. Hangi yönden benzer? Bu kullanımda tamlananın birinci ögesi olan muzaf. Yani muzaf ne tür bir kelime olmalı? İsmi fail, isim meful, sıfatı müşebbehe, isim tafdil, mübalağa, isim fail. Bunlardan biri olarak gelmeli ve nekre olmalıdır. Muzaf ne olacak? Burada yazan şeylerden biri olacak ve nekre olarak gelecektir. Ama burada muzaf derken şuna dikkat edelim yani. Her ne kadar muzaf dese de aslında bu kelime muzaf olmayacak. Çünkü muzafa benzer diyor. Hangi yönden benzer? Mananın tamamlanması bakımından. Başka? Amili olup olmaması bakımından. İki yönden benzerlik ararız. Bakalım. Ancak ikinci isim olan muzafun ileyh anlamca muzaf ile ilintili ve ondan etkilenmiş bir unsur olmalıdır. Anlamca etkilenecek. Yani mana onsuz olmayacak. Yani sadece muzafa bakarak, şibi muzafa bakarak manayı anlamış olamayacaksın. Öyle bir şey olacak ki onun muzafın ileyhi diye varsayılan ögenin de olması gerekecek. Mecburi yani. Yoksa mana tam anlaşılamıyor. Bu örnekler de iyi anlayacağız zaten. Bir de ne diyor? İlintili ve ondan etkilenen hangi yönden etkilenecek? Amil mamul yani irab yönden onu etkilemesi gerekiyor. Onun için bu tür tamlamalarda muzaf fiil gibi yani fiilimsi olarak amel eder. Demek ki muzaf ne yapacak? Amel edecek. Muzafın ileyh ne olacak? O muzafın mamulü olacak. Bu çok ayrıntılı ve esasen
Yani ne diyelim, bir medrese tarzı dışarıdan bir Arapça dersi görmemiş kişi için şu anda okunan, anlatılan konu çok derin bir konu olarak kalabilir. Yani derin bir konudur. Bu kitapla yetinmek bunu tam olarak anlamaya yeterli değildir esasen. Ama can sıkacak bir şey var mı? Hayır. Çünkü buradan sorulacak sorular nasıl çıkıyor? Sorulara baktığımızda hep burada örneklerde geçen sorular. Ya soruda, yani kitapta yer alan sorudan birebir aynı soruyu kopyalayarak soruyorlar veya dil bilgisinde geçen bir soruyu birebir soruyorlar. Yani bunu anladılar mı? Gidelim farklı bir cümle soralım. Bilgilerini bunda uygulasınlar bakalım demiyorlar. Anladıysalar, buradaki örnekleri de anlasalar bize yeter. Düşüncesinde hareket ediyorlar hissini bende uyandırdılar. Yani can sıkacak bir şey yok. Buradaki örnekleri anlatsak yeterli. Şimdi ne anladık? Şibi muzaf demiş. Şibi muzaf esasen ortada bir muzaf yok. Bir de muzafın ileyh yok, yani ikisi de yok. Nitekim muzafa benzer demiş. Hangi yönden benziyor? Muzaf, muzafın ileyhi düşünelim. Muzaf, muzafın ileyhi düşündüğümüz zaman muzafın ileyhi olmadan sadece muzafa bakarak manayı anlayamayız. Mana anlaşılmaz. Aynı şekilde muzaf, muzafın ileyhe ne yapar? İrab yönden etki yapar. Çünkü muzafın ileyhi daima mecrurdur. İşte muzafa benzemesi de bu iki yönde olmaktadır. Yani muzaf benzeri dediğimiz o kelime, muzafın ileyhi denilen o kelimeye ne yapacaktır? İrab yönden etkiler. Cer etmesi gerekmiyor, etkiliyor. Yani muzaf benzeri dediğimiz kelime amildir, etkendir. Muzafın ileyh dediğimiz o kelime de mamuldür. Yani etkilenmektedir irad yönünden. Bir de mana bakımından ilişki olmak zorunda. Şimdi bunu örnekler üzerine zaten anlayacağız. Muzafın ileyh, şibih bir muzaf tanlamasında fail gelişine misal. Muzafın ileyh denilen o öge, dedik ya mecrur olacak diye bir durum yok yani. Çünkü muzaf benzeri diyoruz. Muzaf demiyoruz. Dolayısıyla muzafın ileyh de olmayacaktır. Benzeri olacaktır. Nitekim muzafın ileyhin faal olarak gelişine örnek. Ya kerime hulguhu demiş. Şimdi burada ey ahlakı güzel cümlesi verilebilir. Zira burada muzaf fa'il vezninde kerim bir sıfatı müşebbehe olup arkasından gelen hulugu onun faili olmaktadır. Kerim sıfatı müşebbeh. Tabi yukarıda ne denilmişti? Muzaf benzeri dediğimiz kelimenin ne olması lazım? İsmi fail, isim mefhul, sıfatı müşebbeh, ismi saftel, mübalağa, ismi fail. Bunlardan birisi olmak zorunda. Bunların diğer adı vasıf isimdir. Vasıf isim olmalıdır yani. Ya kerime huluguhu. Şimdi kerim sıfatı müşebbeh huluk onun failidir. Nitekim merfudur. Niye cer olmamış diye düşünmeyin. Çünkü kerim zaten muzaf değil, muzaf benzeridir. Ama buradaki asıl tamlama nasıl olabilir? Şu şekilde olabilir. Ya kerimel huluki. Yine nedir? Ey ahlakı güzel manasına gelirdi. Bir şey değişmiyor yani. Mana aynı. Burada ne olmuş? İzafetten kesilip nekre hale getirilmiş ve muzafın ileyhinin amili olmuştur. Kerim kelimesi nekre haline getirilmiş. Çünkü şu anda ne? Marifedir. Nasıl marife? Çünkü marifeye muzaf olan da marife olur. Kuralı gereği kerim şu an marifedir. Ama izafetten kestiğimizde artık ne olur o? Nekre olur. Muzafın ileyhin şebi bir muzaf tamlanmasında mef'ul gelişine misal. Yani burada görüldüğü üzere neydi kerim? Şibi muzaf. Ardından gelen kelime yani muzafın ileyhe benzeyen tarafı fail olarak gelmişti. Şimdi mef'ul olarak gelecek. Ya mutqinen amelehu. Amele, amelu değil, ameli değil. Çünkü amel burada ne olur? Mef'ul olur. Mutqin kelimesi ismi faildir. Amel kelimesi neyin mef'ulü? İsmi failin. Çünkü ismi fail olsun, isim mef'ul olsun. Bunlar nedir? Belirli şartlarla beraber. Fiil gibi amel ederler. Yani fail alırlar, mef'ul alırlar vesaire. Ama bunların da birçok şartları vardır. O şartlara bu kitapta değinilmemiştir. Çünkü bu konu biraz ayrıntılı konu olduğundan ona da gerek görülmemiş. Yine ne yapılmış? Ya mutkıran amelihu kelimesi aslında neydi? Ya mutkine amelihiydi. Ya mutkine amelihi. Çünkü mutkine şu an muzaftır. Amelihi onun muzafın ileyhidir. Mutkin kelimesi izafetten kesilip ya mutkinen yapılmıştır. Bu durumda kendisinden mef'ul olarak amelehu'yu almıştır.
Şibe bir muzaf tanımlamasında car mecrur gelişine örnek. Muzafın ileyh burada car ve mecrur olarak geliyor. Ya müdafaen anil vatani. Anil vatan nedir? Car mecrur. Car harfi cer demek. Yani. Mecrur ise onun cer ettiği kelimedir ki burada vatan olarak gelmiştir. Tabi aynı yerine başka harfi cer de gelebilir. Vatan yerine farklı bir mecrur kelime de gelebilir. Burada muzaf ismi fail, müdafi bir kelime olup arkasından gelen el vatan, anil vatan. Onun car mecruru yani mef'ulü bih gayr-ı sarihtir. Buradaki asıl tanımlama ya müdafi'el vatani iken muzaf izafetle kesilip nekre hale getirilmiş. Muzafın ileyhin amili olmuştur. Yukarıda örneklerde görüldüğü üzere münada şibi bir muzaf, muzafa benzer yapıda karşımıza geldiğinde hüküm itibariyle nedir? Lafzan mensuptur. Lafzan mensup olan ne? Şibi muzaf kısmı. Onun muzafın ileyh dediğimiz kısmı ise mensup olur diye bir şey yok. Mensup olabilir, merfu olabilir, mecrur olabilir. Yani üç irabı da alabilir. Buna göre şibi bir muzafı nasıl tespit edeceğiz? Aranan kelime evvela ilk şart ne arkadaşlar? Bu kelimenin ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbeh, ismi sarf-ı mübalağa, ismi fail. Bu kadar uzun anlatacağımıza direkt vasıf isim olması gerekir. Böyle de diyebilirdik. Tabii isim faili nereden tanırım? İsim fail ile ilgili de bir video çek, yani isim fail ve isim mef'ulü kapsayan bir ünite, bir video çektiğimi çok iyi hatırlıyorum. An itibariyle hangi videoyu da hatırlamıyorum. Eğer bunu hatırlarsam, şu an izlediğiniz videoda zaten linki görüyor olmalısınız. Sıfat-ı müşebbehe ile alakalı bir video henüz çekmedik. Yani 2015'in Şubat ayındayız. Henüz bununla ilgili bir video çekmedim. Lakin sanırsam bir 30 sayfa kadar sıfat-ı müşebbehe ile alakalı bir yazım var. Yani birçok örnek verdim bununla alakalı. Onu da yine videonun altına bir link olarak koymayı düşünüyorum. Sıfat-ı müşebbehe ile alakalı geniş bilgi isteyenler bakabilsin diye. İsmi tafdil ile de alakalı bir yazım da yok, videom da yok. Yani 2015 Şubat itibariyle yanlış hatırlamıyorsam. Diyorum ama ismi tafdili gayr-ı mustarif konusunda az çok işlemiştik. Çünkü gayr-ı mustariftir ismi tafdil, orada işlemiştik onu. Mübalağa isim fail ile de alakalı sanırsam bir şey henüz çekmedik. Yani bu kelimeleri tanıyabilmeniz gerekiyor. Şibi muzaf mıdır değil midir bunu tespit edebilmek için. İsmi fail de neyin nesi, isim mef'ul, sıfatı müşebbehe. Bunları gördüğünüzde aha işte bu sıfatı müşebbehe, bu isim mef'ul diye ayırt edebilmek gerekiyor ki gördüğümüz cümlede şibi muzaf var mı yok mu anlayabilelim. Ve bunlar zor değil, kolay şeyler, tespiti çok kolaydır. Sarf ilmi kategorisine girmektedir. Yıllardır bunları okutuyoruz ama bunlarla alakalı bir video çekelim de yayınlayalım hiç demedik. Belki bundan sonra deriz. Şimdi geldi mebni olan münada. Şimdiye dek ne işledik? Murebin üç kısmını işledik. Münada mureb olabilir, mebni olabilir. Mureb ise üç kısımda olur dedik. Şimdi mebniye geldik. Mebni de iki kısımda olurdu. A şıkkı, müfret alem. Buradaki müfret alemden kasıt muzaf ya da şebih bir muzaf olmayan özel isimdir. Yoksa buradaki müfretten kasıt tekil anlamında müfret değildir yani. Nitekim müfret de yani müfret değil de ne demek istiyor? Müfret de geçerli, tesniye de geçerli, cemi de geçerli. Bizim buradaki müfretten kastımız müfret, tesniye, cemi anlamındaki müfret değil. Peki ne? İşte burada onu anlatmışlar. Yani muzaf ve şibi bir muzaf olmayan özel isim. Müfret alem nedir? Muzaf ve şibi muzaf olmayan özel isim demek. Alem zaten özel isim demektir. Yani buradaki müfretten tesniye cemi kastedilmemiştir. Nitekim örneklerde gelecektir. Bakıyoruz. Ya İbrahim, ya Muhammed, ya Halit, ya Fatmatu gibi. Hem müfret tekil, hem ikil, hem de çoğul, alem yani özel isimleri görmektesiniz diyor. İbrahim müfret. Muhammed de müfret, Halit de müfret, Fatıma ise cemi. Burada ikil nerede geçti? Ben anlayamadım. Sanırım göremediğim bir şey var. Sonuç olarak yani buradaki müfredin bildiğiniz müfred tesniye cemi olmadığını en açık ne gösteriyor? Ya Fatma tu. Çünkü Fatıma cemidir. Cemi mühennes salim şeklindedir. İrab yönü nedir bunun? Mebnidir dedik de mebni deyip bırakamayız.
Hüküm itibariyle müfrad alem münada örneklerde görüleceği üzere merfu olduğu alamet üzere mebni olur. Ne diyor? Merfu olduğu alamet üzere mebni. Merfu olduğu mesela merfuda duralım. Merfu ne demek? Yani merfu arkadaşlar yine isimlerde irab adlı videoya bakmanız yani bilmiyorsanız merfu ne olduğunu bakmanızda fayda var. Alamet üzere mebni olur. Yani bir kelimenin merfuluk durumu zamme ise ne olur? Zamme üzere mebni deriz. Bir kelimenin merfuluk alameti elif ise elif üzere mebni. Bir kelimenin merfuluk alameti vav ise vav üzere mebni denilir. Örnek vermiş. Ya Fatımetü örneği. Fatımetü ne üzere mebni? Zamme üzere mebnidir. Çünkü kelime ne olmuş? Zamme ile bitmiştir. Peki niye zamme üzere mebni? Çünkü kelime nedir? Mebnidir burada. Nedir ama neden mebnidir? Çünkü müfret ve alemdir. Müfret derken muzaf dışı bir muzaf değil yani. Alem derken özel isimdir. Kastedilen bu. Peki muzaf olmadığını nereden anladım? Şimdi o kısmı da var. Muzafın ile çünkü sol tarafta yoktur. Olsaydı öyle demezdik. Peki nereden anladım sol tarafında muzafın ileyh olmadığını. Çünkü ekmil, ekmila, ekmilu, ekmili, ekmili yazıyor burada. Nedir ekmili? Emri hazırdır. Yani emri hazır nedir arkadaşlar? Fiildir. Fiilden muzafın ileyh olur mu? Olmaz. Muzaf da muzafın ileyh de isimdir. Madem ki bu fiildir, öyleyse bunu muzaf sayamam. Çünkü muzafın ileyhi ne? Fiil. Mümkün değil. Dolayısıyla bu nedir? Muzaf değildir. Oradan anladık. Fatıma lafzan merfu karşımıza çıkmıştır ama nedir? Mahallen yine de mensuptur. Buna göre Fatıma kelimesi nedir arkadaşlar? Zamme üzere mebni olup yani lafzan merfudur ama mahallen ne olur? Mensup olur. Mahallen mensup derken ne kastediliyor? Mahallen tabirini şundan dolayı kullanıyoruz. Çünkü bu kelime ne? Mebni. Mebni ile de mahallen irafadır. Bu yüzden mahallen tabirini kullanmak zorunda. Mensuptur derken neyi kastetti? Kelimenin türüne göre yine mensupluk alameti değişir yani. Bu fetha olabilir, esre de olabilir. Değişir. Farklı şeyler de olabilir. İsimlerde irab ünitesi çok önemli bu alanda. Nekre-i meksude. Az önce ne işlemiştik? Gayr-ı meksude işlemiştik. O zaten lafzan mensub oluyordu. Şimdi nekre-i meksude. Öbürü gayr-ı meksut mu? Meksut ama. Bundan kasıt da kendisiyle belli bir kişi ya da topluluk kastedilen. Nekre-i meksude de kastedilen şey belli yani. Çünkü gayr yazmıyor burada. Gayr meksut değil. Kastedilmemiş değil. Kastedilmiş. Bakıyorsun ya dalibu, ya dabibani, ya amilune, ya mühendisat. Nekre-i meksude olan münada da hüküm itibariyle örneklerde görüleceği üzere merfu olduğu alamet üzere mebnidir. Burada gayet açık açık yazılmış. Bakalım neymiş. Ya dalib bu. Talip kelimesi müfrettir. Müfret olduğundan merfuluk alameti ötre olacaktır. Bu yüzden ötre ile yani aslında daha çok ne diyelim irab yönüyle söylemek gerekirse zamme üzere mebnidir. Niye zamme üzere mebni? Çünkü bunun merfuluk alameti burada ötre yani zammedir. Peki niye? Çünkü kelime müfret. Müfretlerin merfuluk alameti ötredir. Ya tabibani. Tabiban kelimesi tesniyedir. Tesniyelerin merfuluk alameti eliftir. Bu yüzden elif üzere mebnidir deriz. Ya amilune. Amilune kelimesi cem-i müzekker salimdir. Cem-i müzekker salimlerin merfuluk alameti vavdır. Bu yüzden vav üzere mebni denilir. Ya mühendisat. Mühendisat kelimesi cem-i müennes salimdir. Cem-i müennes salim olduğunu nereden anladın? Açık T ve sağında bir elif var. Burada anladım. Cem öne sahipler merfuluk alameti ötredir. Yani zammedir. Bu yüzden zamme üzere mebnidir denilir. Ama bunların her biri mahalle nedir? Mensuptur. Niye mahalle mensup oluyorlar? Çünkü münada dediğimiz bölüm zaten esasen mef'uldür. Mef'uller de mensubattandır. Bu yüzden. Nekre-i meksudu olan münada hüküm itibariyle görüleceği üzere tam mebnidir demiştik zaten. Cümlesinde olduğu gibi münada gulam lafzan merfu ama mahallen mensuptur. Tamam. Lafzan merfudurlar. Lafzan ne demek ki? Okunuşta, yazılışta demek. Yazılışta merfu olduklarını, alametlerini söyledik. Nida ve münadaya yönelik özel durumlar.
Bakalım özel durumdan kastı neymiş? Nida edatları birçok dilde olduğu gibi eğer vurgu, siyak sibak yani cümle içerisindeki konum, cümlenin arka tarafı, cümlenin ön tarafı, gelişi ve gidişi ve ses tonundan anlaşılıyorsa tamamen düşürülebilir. Nida edatının varlığı zaten anlaşılıyorsa diyor, o nida harfini yazmayabiliriz de. Nida harfi yazıda olmak zorunda değildir. Ne gibi? Nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela istisna cümleleri, müstesna konusunu hatırlayalım. Müstesna min bazen cümlede yer almayabilirdi. İşte burada da bazen nida harfi yer almayabilir. Hazif etmek. Yazıdan silmek, kaldırmak. Sözlü dilde sözü kısa tutma yani ihtisar gayesiyle çokça başvurulan bu durum yazı dilinde ünlem işaretiyle telafi edilmeye çalışılır. İhtisar her dilde asıl olandır. Bu yüzden dillerde yani esas olan nedir? Cümleyi kısa tutup çok mana ifade etmektir. Her dilde esastır bu. Yusuf e'rız an hâzâ. Yusuf suresi 29. ayet. Bu ne demektir? Ya Yusuf e'rız an hâzâ demektir. Buradaki ya silinmiştir. Ne demiş? Ayetin başında takdiren ya edatı vardır. Takdiren derken gözle göremesen de esasen vardır yani manasına gelmekte. Buna göre nida harfleri bazen ne olur? Hasfedilebilirmiş. Burada bu anlatıldı. Şimdi münada lafzatullah olduğunda neler olur neler olmaz? Lafzatullah Allah lafzı. Yani Allah kelimesi. Allahu. Allahümme ente ve yuna diye devam eden cümle. Allah'ım sen bizi diye devam ediyor. Okumaya gerek yok. Direkt konuya geçelim biz. Cümlesinde görüldüğü üzere nida edatı düşürülebilir. Allahümme. Ya Allahümme demektir. Ancak bu durumda düşürülen ya yerine lafzatullahın sonuna şeddeli bir mim harfi getirilmiştir. Lafzatullahın sonuna gelmiş. Yani Allah kelimesi yine burada Allah ne olmuştur? He ile birlikte yazdık diyelim. Ama ardından ne gelmiş? Şeddeli mim gelmiş. Allah Allah ne yazıyor? Azıcık farklı yazılmış olsa da. Çünkü cümlenin devamı o. Yani bir harf ekleneceği için burada böyle yazıldı. Sonuçta Allah yazıyor. Ardından şeddeli mim getirmiş. Allahümme şeklini almıştır. Yani ne olmuş? Bu durumda düşürülen yağının yerine yani ondan bedel yani onun silindiğine ne diyelim alamet, delil, bir işaret olsun diye şeddeli mim getiriliyor. Böyle bir durum var. Allahümme. Allah'ım ente selam ve minke selam. Bunu herkes bilir. Ben daha bilinmiş bir şey söyleyeyim dedim. Ve Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke diye devam eden kunut duasını örnek verebiliriz. Orada ne varmış hep? Ya nida harfi varmış ama hasfedilmiş. Hasfedildiğinin de bir ispat olsun diye şeddeli mim lafzatullah'tan sonra eklenmiştir. Münada isminin başında harfi tarif bulunması durumunda nida harfi ile münada arasına müzekker isimler için eyyuha, müennesler için eyyetuha kelimesi getirilir. Münada ismin başında harfi tarif. Harfi tarif ne demek? Elif lam demektir. Eyyuha veya eyyetuha bunların sonunda yer alan ha eki nedir? Tembih yani uyarı edatı olduğu için münadanın nahvi hükmü müzekker için eyyü kısmındaki y harfine uygulanırken müennes için eyyetu kısmındaki t harfi üzerine tatbik edilir. Nahvi hükmü yani mensupluk, merfuluk, işte mureplik, mebnilik, bunu gidip kelimenin tamamına eyyuha veya eyyetuha tamamına ne diyelim yani teşmil etmiyoruz, genelleştirmiyoruz, hepsini kapsamıyoruz. Neymiş? Müzekker için sadece ye, müennes yani eyyetu için ise sadece t harfi üzerine tatbik edilmektedir ki bunu birazdan sanırım anlatacaklardır. Ardından bu kullanımın yer aldığı söz konusu harfi tarifli isimler ise eyyuha ve eyyetuha kelimelerinin sıfatları olarak görev yaparlar. Sıfatı olduğunu da bilmek son derece nedir? Önemlidir. Ya eyyuhel insan, ma garreke bi rabbikel kerim. Ayet infitar demiş 6. Eyyuha kelimesi münada olup arkasından gelen el insan onun sıfatıdır. Eyyuha neymiş? Münada.
Sıfat ne? El-insanu. Neden sıfat olduğu nereden anladık? Eyyuha, eyyetuha bunlardan sonra eliflamlı bir kelime geldiğinde o eliflamlı kelimelere ne yapıyoruz? Sıfat olarak görmekteyiz. Neyin sıfatı? Eyyuha, eyyetuhanın sıfatıdır. Aynı şekilde ya eyyetuhen nefsül mutmainne irci'i ila rabbike râbeten merziye ferhulî fî ibâdî vedhulî cenneti diye devam eden yer. Eyyetuha kelimesi münada olup arkasından gelen en nefis kelimesi de onun sıfat olmaktadır. Nefis kelimesi semai müennesi olduğundan eyyetü yani burada da müennes kullanılmıştır. Eyyuha ve eyyetuha kelimelerinin yer aldığı cümlelerden nida edatı isteğe bağlı olarak atılabilir. Nitekim Veda hutbesinde atılmıştır. Bakalım. Eyyühen nas. Ne demektir bu? Ya eyyühen nas demektir esasen. İnne rabbekum vahidun. Ey insanlar Rabbiniz birdir diye geçen bir cümlesinde olduğu gibi ya nida edatı düşürülmüştür. Eyyuha, eyyetuha ile kurulmuş olan cümlelerde başındaki nida harfi atılmış olabilirmiş, yazılmayabilirmiş. Münada kelime, münada olan kelime, mütekellim yasına, muzaf olan. Ebun ya da ummun kelimelerinden biri ise. Ya ebi, ya ümmi gibi. Şeklinde nida edilebileceği gibi ya ümmeti ve ya ebeti diye de kullanmak mümkündür. Elbette daha farklı kullanımlar da vardır. Kitap ne yapmış? Özet geçmiştir. Çok daha ayrıntılıdır bu konu esasen. Nitekim bununla ilgili ufak bir PDF hazırlamıştık. Orada göreceğiz bunları. Ne dedi? Münada olan kelime. Nitekim örnekte anlaşılıyor aslında. Fazla anlatmaya da gerek yok. Ve eb kelimeleri mütekellim yasına muzaf sarar. Ve bu kelimeler aynı zamanda münada ise. Bundan bahsetmiş. Ne demiş? Ya ümmi, ya ebi diye okuyabilirsin. Ayrıca ya ümmeti, ya ebeti diye de okuyabilirsin. Kur'an-ı Kerim'de çokça başvurulan bu kullanımı örnek olarak Yusuf Suresi gösterilebilir. İdgâle Yusufu li'ebîhi ya ebeti. Ya ebeti demek ya ebi demektir. Baba demektir yine. Bakıyoruz. Münada kelime müfret mütekellim yası. Mütekellim yası durmadan geçiyor. Mütekellim yasını bilen var, bilmeyen var. Mütekellim yası kişinin kendisi yani konuşan kişi. Mütekellim konuşan demektir. Ya konuşan kişiyle alakalı bir yadan bahsediliyor. Mütekellim yasına muzaf olduğunda da ya harfi düşürülür. Münada kelime müfret mütekellim yasına muzaf olduğunda ya harfi düşürülür. Az önce zaten düşmüştü ya ebeti derken. Düşürülen bu mütekellim yasına bir işaret olmak üzere münada konumundaki kelime esre kılınır. Nitekim az önce zaten olmuştu. Ya ebeti derken ya ebi idi aslında değil mi? Ey babacım, benim babam demektir bu. Ama ne olmuş? Mütekellim yası burada görülmüyor. Ebi ya yok burada. Öyleyse demişler, kelime esre verelim. Böyle bir durum söz konusu. Vagale er Rasulü ya Rabbi. Ama tabi burada anlatılan şey bu. Ya Rabbi olayı çok çok meşhur bir olay. Yani çok yaygın bir kullanım burada anlatılmaktadır. Münada kelime müfret mütekellim yasına muzaf olduğunda ya harfinin düşürülmesi olayı çok yaygındır. Ya Rabbi ne demektir? Ya Rabbi demektir. Yani ba'dan sonra esasen bir tane mütekellim yası var, met harfi var. Ya Rabbi ama yazılmamıştır. Ya Rabbi. Yani bu ne demek? Benim Rabbim demek. Tabi ya Rabbi'ye bakıyorum. Ya Rabbi direkt ya Rabbi diye çevrilmiş. Yani aslında bu ne demek? Ey Rabbim demektir. Yani ya'yı bile çevirmemişler. Ya'yı ey diye çevirelim. Rabbi, Rabbi birebir yazılmış. Burada ne yazılması lazım? Rabbim. Yani Türkçeleştirdiğimizde böyle olur. Benim Rabbim yani. Aşağıdaki cümlelerdeki nida edatını ve münada ismi belirleyiniz. Birazcık yakınlaştıralım dedim veya uzaklaştırmışım. Yakınlaştırıyoruz. Sizde belki kitap yoktu. Biraz daha rahat görün. Şimdi nida ve münadaları tespit edin denilmiş. Nida harflerini ezberlediysek ardlarından gelen kelime de münada sayarız ve olay biter. Bu kadar basit. Ey nida harfi Hüsam,
münada. Ya nida harfi eyyetuha münada. El ummu ne olur? Sıfat olur. Eyyetuha'nın sıfatı olur. Az önce geçmişti. Ha tenbih harfiydi. Bul ya yuhannas. Ya nida harfi eyyuha münada. Ennas eyyuha'nın Ya nisa ennebi. Ya nida harfi nisa kelimesi münada olmaktadır. Muzaftır. Ennebi kelimesini cer etmiştir. Muzaf münada. Ya nida harfi İbrahim münada, müfret alemdi. Hem yani çeşitlerini de söylemek mümkün olabilir. Fe'agarun nâga teva'et sev'anemir rabbihim ve gâlu ya salih ıptina bima ta'iduna. Ya nida harfi salih münada. Ya nida harfi müdrik münada. Ya müslüman. Heya daliben. Ey muvazzafun. Bu şekilde ifade ettik. Şimdi burada ne sorulmuş? Nekre-i meksude ve nekre-i gayrimeksudeleri tespit et de görelim denilmiş. Biz de bakalım hangisi meksut, hangisi gayrimeksut. Tabi meksut ile gayrimeksut arasında ne fark vardı? Yani anlamca fark var da, anlamca farkı tespit edebilmek çok da kolay değildir. Ama kolay olan yöntem nedir? İrab üzerinden gitmektir değerli arkadaşlar. İrab üzerinden gidebilirsiniz. Mesela ya alimu demiştir. Yani kelime merfu değil mi? Mimde ötre var. Merfu olduğuna göre meksut mu olur, gayrimeksut mu olur? Hemen kitabınıza bakın. Meksut ile gayrimeksut farklı iraba sahiptir. Nitekim ya gaziyen demiştir burada da. Buna göre alim ile gaziyen farklı gruba ait. Birisi meksut, birisi gayrimeksut. Nekre-i meksut merfu olmaktaydı. İrabı hatırlarsanız. Buna göre alim nedir? Nekre-i meksuttur. Çünkü merfu olduğunu gördüm. Ama gaziyen ise gayr-i meksuttur. Nitekim mensuptur. Görüyorsunuz. Fethalanmıştır. İrab üzerinden her birini inceleyebilirsiniz yani. Ya saigan. Nedir? Merfu mu? Evet. Nereden anladım? Esrelun'dan önce dik elif var. Tesniyelerdeki o dik elif nedir? Merfuluk alametidir. Merfu olduğuna göre meksuttur. Ardından e gelmiş. E nida harfi. Mühmil ise münadadır. Mensup gelmiştir. Öyleyse gayrimeksut olmalı. Heya nida harfi. Müderrisune. Vav ile merfudur. Cem-i müzekker salim. Merfudur. Merfu meksut mu gayrimeksut mu olurdu? Hatırlayalım. Ya zalimen. Zalim gayrimeksut. Eya müminen. Eya sakitu. Sakit nedir? Merfudur. Öyleyse meksut sanırım. Öyle miydi? Evet öyleydi. Buna farklı bir yaklaşım yapabiliriz. Yani nasıl tespit edilebilir diye. Ya alim demiş. Ey alim unşur neşret ilmeke. Ke diyor bakın. Ke sen demektir. Yani yanındaki birisi. Dolayısıyla yanındaki kişi nedir? Belirlidir zaten. O kadar da belirsiz bir şey olmaz. Bir de alim olduğunu da biliyor. Demek ki nedir? Onu tanıyor. O yüzden ne olur? Maksud olur. Ya kazen. Ey kadı. Kadıya soru soruyor. Ama kadıyı tanımıyor. Kadıyı tanımadığını biliyoruz. Tanısa da hani kadı demeyebilirdi ona. Daha yakınlık ifade eden K gibi veya bir isim gibi bir şey söyleyebilirdi. Ya saygan kelimesi de yine nedir? Merfu olduğuna göre tanıdığı birisi. Diğerler de aynı şekilde devam ediyor işte. Müderrisun ey öğretmenler denilmiş. Öğretmenler olduğunu biliyoruz çoktan. Bir bilgi sahip onlarla alakalı. Bu yüzden maksud olmakta. Ey zalim diyor. Gayrimeksut diye devam ediyor. İzafet tamlaması halindeki münadeyi şebih bil muzafa dönüştürüp harekeleyiniz denilmiş. Yani uzun iş diyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerdeki münadayı türüne uygun şekilde harekeleyin de o şekilde harekelemenizin sebebini de yazın. Kısaca bir göz atalım. Rabbena la tuahidna in nesina ve ahtana diye Amine Resulü diye bildiğimiz yerde geçen ayet. Rabbena nedir bu? Ya Rabbena demektir. Rabbenaların başında her zaman ne vardır? Ya vardır. Tüm Rabbenaların başında ya olduğunu varsayabilirsiniz. Rab kelimesi burada nedir? Muzaftır. Na muzafın lehtir. Onu evvela söylerim. Nedir? Muzaf nadadır. Galu ya Nuh. Nuh ne olur? Müsret alem olur. Nuhu. E ente.
Ente sen derken nedir bu yine? Maksud olur. Çünkü sen diyorsun. Yanındaki birisi yani. Çok uzak tanımadığın falan değil. Eğer dalibat. Dalibun öğretmen ise dalibat da yine öğretmenler manasında bayanlardır. Maksuttur diyebiliriz. Maksut ise merfu olmaktaydı. Ya rakibe deracati. Rakip kelimesi, rakiba kelimesi burada muzaf olur. Ama nasıl muzaf? Şibi muzaf olur. Ya rakiben. Yani rakibun, rakiben olayı söz konusu. Rakibun, rakibani tesniyeydi. Sonra rakiba diye kaldı, nun düştü gibi bir durum söz konusu değil. Tesniye olduğu aklınıza getirmeyin bu şekilde. Nedir? Şibi muzaftır. İsmi faildir. Müfrettir. Müzekker kalıbıdır. Mensup durumdadır. Derecat da ona nesi olur? Mamulü olmaktadır. Ya eyyetuha el-um kelimesi. Buradaki kelime kelimesi eyyetuha'nın sıfatı olmaktadır. O şekilde geçmişti. Heya müminen, ey mümin nedir? Gayr meksuttur. Çünkü ey mümin derken aslında ey müminler demek istiyor. Ey mümin, hangi mümin? Belirsiz. Ya Rasulallah, Rasule fethalanacaktır. Çünkü Rasul kelimesi muzaftır. Unutmayalım, muzaf idi. Uzaklaştık, bir daha bakalım. Münadanın irab hükmünü ve sebebini izah ediniz denilmiş. Geçtik açıkçası. Mesela bire bakalım yine de. Bir, ya muhibbinel hayra. Muhibbine demiş değil mi? Muhibbune dememiştir. Muhibbine demiştir. Muhibbin sevenler manasına gelmek. Ey sevenler. Yani mana çok da belirgin değil. Sevenler de acaba neyi sevenler? Belirli değil bu. El hayra, hayrı sevenler. Meful olur. Muhibbin şibi muzaf olur. Çünkü isim faildir. Şibi muzaf olmaya uygundur. Cemidir, müzekkerdir, salimdir, nasb halindedir. Şibi muzaftır dedik. Bu yüzden mensuptur. Neyle mensup? Ya ile mensuptur. Ve gunna ya Adem uskunante de devam eden ayet. Burada Adem kelimesi ayettir. Bu ayet olduğu için üzerinde fazla durmuyorum. Ya yel müzzemmil ayet. Bunlar hep ne olacak? Hazırladığımız PDF'de pek çok ayetten oluşan örnekler var. Bunlar da orada geçiyordur. Orada hep birlikte onları göreceğiz zaten. Ey Abderrahman. Abder ne olur burada? Muzaf olur. Muzaf olduğundan mensup olmuştur. Ya sadıkan va'dehu, ey sadık. Sadık kelimesi vasıf isim dediğimiz kısaltmıştık. Hani bu kadar sen bir anda vasıf isim diyelim demiştik. Neydi o? İsim fail, isim mef'ul, sıfat müşebbeh, mübarek isim fail diye devam ediyordu. İşte onlardan birisi. Ne acaba? İsmi faildir sadık. Dolayısıyla şibi muzaf olmaya uygundur. Ardından gelen vaat kelimesi, vaade kelimesi de onun mef'ulüdür. Nitekim nasb durumundadır. Ya sadık neymiş demek ki? Şibi muzaf olduğundan mensuptur dedik. Gâle Teâlâ. Allah Teala buyurdu ki ya ebana galu ya ebana ayettir. Geçecek bu elimizde var. O yüzden üzerinde durmadım. Bunlar da yine atlamış olduk. Aşağıdaki ayetlerde geçen münada kullanımlarını ne demiş? Ayetlerde demiş. Yani ayet dediği için zaten geçecek bizim PDF'de. Kısaca göz atmış olalım. İdgâle leybihi ya ebeti, ya nedir? Nida harfidir. Ebeti münadadır. Ne olmuş burada? Ebeti aslında ebi idi bu değil mi? Mütekellim yazısı vardı, hasfedildi. Ebeti şeklinde de olabilir, ebi şeklinde de olabilir diye kitapta biraz önce yazıyordu zaten. Bunların ama her birini zaten biz açıklayacağımız için şu anlık değinmiyoruz. Her birini açıklayacağız. Arapça tercüme edin denilerek şık vermemesi sorularda böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Türkçe tercüme edin deyip şık vermemesi olabilir mi? O da olamaz. İlginç bir durum.
Aşağıdaki serbest parçayı okuduktan sonra metinde geçen Yunan'da kullanımları tespit edin ve parçayı anlamlandırmaya çalışın. İnanın ki şu an bakıyorum. Bir iki tane görmeye çalışacağım. Endema cael İslam cael hıb ve rahmetu diye okuyorum artık hızlı bir şekilde. Bakalım. Ne arıyorum? Bir nida harfi arıyorum arkadaşlar. Bir nida harfi görürsek birlikte bir iki tespit yapmayı deneyelim. Yani nedendir bilmiyorum ama herhangi bir nida harfi göremedim. Acaba nida harfi ile ilgili değil mi diye de düşünmeye başladım. Biraz da buradaki yerlere bakalım. Birlikte bakıyoruz. Ama kısa bakışta herhangi bir şey göremediğini ifade ederek devam ediyor. Ne demiş? Kelimeler ve deyimler. Kelimeler ve deyimler tabii az çok ezber yapmanızda her zaman için fayda olacaktır. Kendimizi sınayalım diye birkaç soru mevcut. Öyleyse ne yapalım? Kendimizi sınayalım. Bunların cevapları elinizde olduğunu, yani kitabın sonunda olduğunu zaten biliyoruz. Bir iki izah olsun diye kısaca değineceğim. Hangisinde münada şibh-i muzaftır? Soru bu. Şibh-i muzaf olabilmesi için ne gerekir arkadaşlar? Evvela o kelimenin ismi fail, ismi meful, sıfat-ı müşebbeh, ismi safdel, mübalağa, ismi fail. Bunlardan birinin olması gerekiyor. E şıkkından başladım. Yani da harfi hemen bakıyorum ardından gelen kelime İbrahim Alem yani özel isimdir. İsim fail değil, isim meful değil, mübalağa ismi fail değil, sıfat-ı müşebbeh değil, hiçbiri değil. Dolayısıyla bunun şibi muzaf olma ihtimali mevcut değil. Ya dalibet veya dalibete ya talip diyelim. Bu kelime olabilir mi? Bu kelime de değildir. Niye? Bak neden değildir? Şöyle bir şey var. Bu kelimeyi talip kelimesi aslında nedir? Talibun, talibetun ismi faildir. Yani vasıf isimdir. Şibi muzaf olmaya kalıp olarak uygundur. Bu. Şu anlık dursun. Devam edelim. Eğer samiyen, samiyen kelimesi de semiyen kökünden ismi faildir. Bu da yine nedir? Vasıf ismi olduğundan şibi muzaf olmaya uygundur. Bu da dursun. Ya Resulallah, Resul kelimesi şibi muzaf olamaz. İsim fail, isim meful vesaire değildir. Ayrıca zaten direkt muzaftır. Şibi muzaf olmaz. Bu da lafzatullah mecrur konumundadır. Muzafın ileyhtir. A şıkkı ya rakiben kelimesi de yine şibi muzaf olmaya uygundur. Çünkü ismi fail kavramıdır bu da. Rakibe kökünden isim faildir. Buna göre A şıkkı şibi muzaf olmaya uygun bir kelime barındırıyor. C şıkkı şibi muzaf olmaya uygun bir kelime barındırıyor. D şıkkı şibi muzaf olmaya uygun bir kelime barındırıyor. Peki olabilir mi? Şimdi geldik oraya. Hangisi olur? D şıkkına baktığımda talip kelimesine muzaf farz etsem ardından gelen kelimenin fiil olduğunu fark ediyorum. Neydi? C şıkkını varsaysam samiye kelimesinin. Samiye'den sonra gelen kelimenin yine fiil olduğunu fark ediyorum. A şıkkına baktım. Rakipten sonra gelen kelimenin isim olduğunu fark ediyorum. Elif lam içeriyor. Ve kelime yuvarlak ta ile bitmiş. İsim isimdir. Dolayısıyla doğru şık A şıkkı olacaktır. E şıkkındaysa, bak E şıkkı diyorum. İkinci sorudaysa, bakalım ne varmış. Arapça bir cümle verilmiş. Es-su'alun men vaza'a kim koydu diyor el-verakate, yaprağı kim koydu adamın sırtına, yaprağı koyan kişi kimdir demiş. Kim olduğunu biliyorsak şudur deyip işaretleriz. Bilmiyorsak nasıl işaretleyelim değil mi? Peki kim koymuştur? Bakıyorum. Vezaet koydu. Ha onu. Kim? Zevce tu diye zaten yazmış. Koyan kişi belli yani. Fail açıkça zikredilmiştir. Zevce tu. Öyleyse şıklardan zevce tu nerede geçiyoruz? O yapmıştır. Çünkü vezaet değil. Ha meful. Zevce tu faili. Koyan kişi zevcedir yani. Hanım eştir diyelim. Öyleyse A şıkkına baktığımda B, C, D, E'ye baktığımda E'de zevcetu kelimesinin geçtiğini görmekteyim.
Üçüncü soru, müfrat alem olmayan hangisidir denilmekte? A şıkkında Fatma'yı gördük. B şıkkında Talibat'ı gördük. Talibat, yani dalibun, talebeden geliyor. Talip, öğrenci, talibat, kız öğrenciler. Alem midir? Alem değildir ki. Olsa olsa sıfat olur. Öğrencilik bir durumdur yani. Bir halden bahseder. Özel isim değildir. Burada Hatice'ler demiş. Zeynepler ve Zeytler. Dolayısıyla hangisi özel isim değil? B şıkkındaki talibat kelimesi özel isim değildir. Alem özel isim demekti. Dörde bakalım kısaca. Tabii altı çizili derken münada denilmiş. Burada bir çizgi var, burada bir çizgi var ama münada olarak geçen yer ya İbne Affane İbne kelimesi burada muzaf olmaktadır. Affan ise onun muzafın ileyhidir. Nasıl muzafın ileyh diye düşünebilirsiniz ama affan nedir? Gayr-ı munsariftir arkadaşlar. Gayr-ı munsarif videosunu kesinlikle izlemenizi öneririm. Affan nedir? Gayr-ı munsariftir. Nereden anladık? Bir, alemdir yani özel isimdir. İki, elif nunuyla bitmiştir. Ya tüccara, bu da yine meftuh okunur. Tek başına bir kelimedir yani. Beşe bakıyoruz. Altı çizili fiilin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Yani bi'nayı kastediyorlar. Evet. İştara satın almak. Bi'na satmak yani. Bi'tu bi'na biz sattık demek ki. Ba'dan geliyor. Böylece bu PDF bitti. Şimdi diğer PDF'den devam ediyoruz. Münada konusu dedik. AEF kitabına göre yakın için E ile E kullanılıyordu. Hem yakın hem uzak için ya kullanılıyordu. Sadece uzak için he ya e ya kullanılmaktaydı. Lakin Sakarya ili tama baktığımızda farklı bir kategorize görmekteyiz. Uzak için kullananlar şunlar kullanılır denilmiş. Yakın için şu, nütbe için vav, istigase için ya kullanılır diye ifade edilmiştir. Tabii nütbe de istigase de bu konuyla yani münada konusuyla çok alakalı bir konudur. Ama AÜF kitabı bu konulara girmediği için biz de girmeyeceğiz zaten. Nida harflerinin özellikleri denilmiş. Bu harf yani ya nida harfinin özelliğine sadece değinilecek şimdi. Bu harf demiş en çok kullanılan nida harfi olmasının yanı sıra bazı özellikler de taşımaktadır. Kısaca bu özelliklerden bahsetmek gerekirse. A. Bütün nida çeşitlerinde kullanılabilir. Yani uzak, yakın, istigase, karşılık olma ihtimali bulunmayan durumlardan nütbe için de yine ya'yı kullanabiliriz. Ya çok genel bir şey. Allah lafzayı celali münada olduğunda nida harfi olarak sadece ya'yı kullanabilirsin. Allah kelimesinin başında eya olmaz diyor. Başka eyyuha eyyetuha ifadeleri sadece ya ile münada olarak kullanılır. Eya eyyetuha diye bir şey olmaz denilmiş. Ya yel ya eyyetuhen nefsir inne. İstigase için sadece ya kullanılır. Nida harfinin hasfi durumunda sadece ya takdir edilir. Hasfedilmiş bir nida harfi var burada. Buraya hangi harf uygundur diye sorsa. Arif'e sorulduğunu farz edin. Ne yapacağız? Hemen yağdır diyeceğiz. Hasfedilen eyadır denilmez yani. Yağ hasfedilmiştir denilir. Mesela Yusuf Azanazar yine bu Arif'e kitabında geçiyordu. Hasfedilmiş nida harfi hangisidir diye sorulsa. A şıkkı eya, B şıkkı e, C şıkkı ay, işte E şıkkı da ya olsa. Ne yapacağız? Ya'yı seçeceğiz. Şimdi biraz ekstra bilgiler diyelim. Mantık, konuyla alakalı mantık. Nida cümlesi nedir evvela? Fiil cümlesidir. İsim cümlesi değildir. Cümle başında yer alması gereken fiil hasfedilmiştir. Yani fiil cümlesi ama nasıl fiil cümlesi? Başta fiil var mı? Her zaman olmuyor. Ya Fatımetu geçti az önce. Hasfedilmiştir baştaki fiil. Hasfedilen fiil yerine nida harfi getirilmiştir. Münada ne olur? Mef'ulü bih olmaktadır. Neyin mef'ulü bihi? Hasfedilmiş fiilin. Ki o hasfedilen fiil de nedir? Ed'u ve
Unadi iki şekilde takdir edilir. İkisinden biri olduğu varsayılır. Sesleniyorum, çağırıyorum manalarına gelir bunlar. Bu fiilin hasfi gereklidir yani vaciptir. Niye hasfedildi ki? Ne gerek var diye düşünmüş olabilirsiniz. Aklınıza gelmiş olabilir. İyi de niye vaciptir diye de şimdi akla gelmiş olabilir. Gereksizi nida cümleleri talep ifade eden inşaiye cümlelerindendir. Fiil hasfedilmezse bu durumda cümle ne olurdu? Haberiye olurdu. Buradaki haber, inşai, bunlar mübteda haberle alakalı şeyler değil. Elbette klasik Arap dili bilginleri böyle demekte ama günümüzdeki yani modern dönemdeki Arap dil bilginleri münadanın amilini fiil değil de nida harfi olduğunu söylerler. Böyle bir geçmişteki dil bilginleriyle günümüzdeki dil bilginleri arasında farklılık da mevcut. Nekre-i Meksude ve Gayr-ı Meksude üzerine kısaca duralım. Nekre-i Meksude ile Nekre-i Gayr-ı Meksude arasındaki anlam ve irad farkı. Nekre getirilen bir isimle eğer konuşan kişinin zihninde belli özel bir varlık veya varlıklar kastediliyorsa buna Meksude. O isimle genel anlamda bir varlık veya varlıklar kastediliyorsa buna da gayr-ı meksude denilmekte. Örnek olarak birisi ey mümin namaz kıl şeklinde seslendiğinde bununla karşısında olan, gördüğü veya zihninde bir karşılığı olan birisini ya da birilerini kastediyorsa ona nekre-i meksude denilir ve cümle şu şekilde olur. Ya müminu salli. Zamme ile okundu. Mebnidir zamme üzere. Müminu zamme üzere mebni. Ama bu şekilde kastediyorsa, eğer genel anlamda her mümini kastederek ey mümin namaz kıl demek istiyorsa o zaman ya müminen salli der. Nekre-i gayrimeksude olarak fetha ile mensub olur. Görüldüğü üzere aynı kelime nida edatlarından sonra kastedilen anlama göre hem zamme üzere mebni hem de fetha ile mensup olabilmektedir. Buna göre önemli olan ne? Kasıttır. Türleri ve irabına daha belirgin bir şekilde bakalım. Münada cümlede karşımıza 5 şekilde çıkar diye söylenmişti. 3 muret, 2 mebni olarak münadaya ayırabiliriz. Hüküm itibariyle muret olduğu yerlerde mürep ise lafzan mensup iken mebni olan yerlerde mahallen mensuptur. Yani buna göre münada nedir? Her türlü mensuptur. Ya lafzan mensuptur ya da mahallen mensuptur. Lafzan mensup, mahallen mensup. İkisinden biri. Mebni ise mahallen mensup olur. Birinci bakış. Mürep ise nedir? Mürep hangileri oluyordu? 1. Muzaf olması. 2. Nekre-i gayrimeksut. 3. Şibi muzaf. Bunlar üçünden biri ise, bu üçü de nedir arkadaşlar? Mürettir. Mebni kısmı ise müfret alem ve nekre-i maksut. Müfret alem ve nekre-i maksut olarak gelmiş ise o da mebni olacak. Tabii mebni de ne üzere mebni? Merfu olduğu şey her ne ise. Zamme üzere mebni, elif üzere mebni, vav üzere mebni gibi değişmekte. Bu birinci şekilde bakıştı. Bir de şöyle bakış yapabiliriz. Farklı bir bakış. Raf alameti üzere mebni, mahallen mensup diyebileceğimiz şey nedir onlar? 1. Alem yani özel isim. 2. Nekre-i meksude. Bunlar nedir? Raf alameti üzere mebnidir, mahallen mensupturlar. Alem ile nekre-i meksude. Raf alameti üzere mebni, mahallen mensup. İkinci bakış, lafzan mensup münada. Bu da nedir? Nekre-i gayrimeksude ile muzaf ve şibhi bil muzaf. Bunlar da bu şekilde olmakta. Lafzan mensup olan nekre-i gayrimeksude ile muzaf ve şibhi muzaf olmaktadır. Kur'an'da münada örnekleri. Tabii şu an hem açıklamaları, ayetleri, her şeyi görebildiğinizi düşünüyorum. Gale ya Adem enbi'hum besmaihim. Burada Adem kelimesi münadadır, müsved alemdir. Zamm üzere mebni, mahallen mensuptur. Adem.
Münadadır. Nidaatinden sonra gelmiş. Müfrettir. Müfret derken neydi? Muzaf ve şibi muzaf değil. Alemdir yani özel isimdir. Bu durumda zamme üzeri mebni mahallen mensuptur. İkinci örnek. Bakara 35'te yine aynı. Ve bunna ya Ademu, Adem açıklaması yine yukarıdakiyle aynı açıklamaya sahip. Ya beni İsrail kısmı Bakara 40, 47, 122'de geçmektedir. Buradaki beni ne olur? Münada olur. Nida harfi ya. Beni nedir burada? Muzaf münadadır. Ya ile mensuptur. Çünkü cem müzekkerlere mülhaktır. İsrail de muzafın ileyh olmaktadır. İsrail ile muzafın ileyh, beni muzaftır. İrabı neymiş? Ya ile mensuptur. İsrail nasıl muzafın ileyh? Çünkü gayr-ı musarif olduğundan cer alameti muzafın ileyh ya bu. Muzafın ileyh olduğuna dair cer alameti fethadır. Ve idgal Musa li kavmihi ya kavmi inneküm. Ya kavmi. Yani da hafif kavm buradan olur. Münada olur. Bakara 54. Kavm muzaf münada mukadder fetha ile mensup. Mukadder fetha ile mensup. Mütekellim yasına muzaftır. Ya kavmi demektir. Ya kavmi. Ya kavmi demektir. Ya burada mahzuf yazıda yeri yok. Buraya bakıyoruz. Bakara 132. Beniyye münadadır, muzaftır. Ya ile mensuptur. Çünkü cem müzekker salime bu da nedir? Mülhaktır. İzafet nedeniyle nun hasfedilmiştir. Ya benine değil. Oradaki nun gitti yani. Ya da muzafun ileyhtir. Mahallen mecrurdur. Ya beniyye. Mütekellim yası var burada. Ya ulul elbab. Bakara 179. Uli muzaf münadadır. Uli muzaf münada. El elbab muzafun ileyh olmaktadır. Uli kelimesi cem müzekker salime mulhak olduğu için nasb alameti ya'dır. Kul ya ehlel kitabi. Bu da Ali İmran 64, 65, 70, 71 diye devam ediyor. Ehil kelimesi burada ne olur? Muzaf münadadır. Fetha ile mensuptur. Kitapta muzafın ileyh olmaktadır. Fegale ya gavmi'budullâhe. Araf 59'dan başlıyor. Ve pek çok yerde geçmiştir. Kavm mensup münadadır. Mukadder fetha ile mensuptur. Yani nasb alameti mukadder fetha. Mukadder gizli demek. İrabın açığa çıkmasına engel olan şey, yani açıkça fetha'yı niye göremedim ben? Buna engel olan şey, mahallin kesre ile meşgul oluşudur. Kesre ile bu irab nedir? Meşgul. O kesre de ihtisarı sağlamak yani kısaltmak için cümle daha kısa olarak ifade edilmesi için ne diyelim? Hasfedilmiştir. Hasfedilmiş olan mütekellim yasına delalet etmek için vardır. Burada kesre niye var? Mütekellim yası hasfedilmiş ona işaret olsun diye vardır. Ya da izafet nedeniyle mahallen mecrur olur. Yani olsaydı şu an yok ya. Araf 77. Ya Salih. Salih zamme üzere. Mebni, münada, mahallen mensuptur. Salih ne olur? Müfret, alem olur. Ve gıyle ya Erzub le'i ma'iki diye devam ediyor. Hud 44. Erz burada ne olur? Nekre-i meksud olur. Münadadır. Mahalle mensup olup zamme üzere mebnidir. Yahudu Hud. Hud münada müfred alem zamme üzere mebni mahallen mensuptur. Her türlü mensup olacak ya. Eğer münada da ötre görüyorsanız, ötre olmasa bile eğer münada görünüş itibariyle merfu ise ne diyeceğiz? Mahallen mensup diyeceğiz. Yine diğer bir ayet. Ya Salihu. Salih müfred alem münadadır. Zamme üzere mebnidir. Mahallen mensuptur. Ya Salihu. Ötreyi gördüm. Öyleyse ne derim? Mahallen mensup derim. Zamme üzere mebni. Mahallen mensup. Ya İbrahim. İbrahim zamme üzere mebni. Mahallen mensup. Nedir? Müfred alemdir. Ya Ebeti. Yusuf 4. ayet. Ebeti mensup münada. Çünkü hasfedilmiş mütekellim yasına muzaftı, nasb alameti mukadder fethadır. Gale ya Büneyye. Büneyye münada mütekellim yasına muzaf, mukadder fetha ile mensup.
Kalu ya Ebana, Yusuf 11. Eba Elif ile mensuptur. Beş illetli isimden birisidir. Ebu, Eba, Ebi diye yaraplanıyor ya. Ebu, Vav ile yazılırsa merfu. Eba, Elif ile mensup. Ebi, Ya ile mecrur olur. Elif ile yazılmış Eba kelimesi. Bundan dolayı ne olur? Mensub olur. Na zamir de muzafın ile olmakta. Gale ya Büşra hada gulam. Yusuf 19. Büşra ne olur? Münada olur. Nekre-i maksude zamme üzere mebnidir. Taazzür nedeniyle mukadder olan fetha ile mahallen mensup. Ya sahibe sicni. Yusuf 39. Sahibe munadadır, muzaftır. Tesni olduğu için elif ile mensuptur. Nun izafet nedeniyle mahzuf. Sicin ise muzafın ileyh olmakta. Burada gerçi tesni olduğu için elif ile mensup diye yazmışım ama yanlış yazmışım. Elif ile mensup olmaz. Zaten elif de yok burada da. Elif olsaydı elif ile merfu olurdu. İşin o kısmı var. Nedir? Ya ile mensuptur tesniyeler. Burada bir şey yanlış yazmışız. Belirtelim. Gale ya İblisu Maleke. Hicr 32. İblis burada ne olur? Münada olur. Müfret alemdir. Zamme üzere mebnidir. Mahalle mensuptur. Gale Rabbi. Rabbi örneği de geçmişti hatırlarsınız kitapta. Kasas 16. Rab muzaf. Mütekellim yası mahzuf. Rab nedir? Muzaftır. Neye muzaf? Mütekellim yası. Nerede mütekellim yası? Hasbedilmiş. Rabbi, Rabbi demektir. Ya uhte Harun Meryem 28. Uhte münadadır, muzaftır, mensuptur. Harun ne olur? Muzafın ileyh olur. Harun ne ama? Haruni değil yani. Gayrimusarif. Ahzab 30-32'de ne geçer? Ya Nisa ennebiyyi. Nisa münadadır, mensuptur. Çünkü muzaftır. Ennebiyye muzafın ileyh olur. Bir de ne var? Ya eyyühellezine amenu. Bilirsiniz çok fazla geçer. Bakara 104, 153, 172, 183 diye devam ediyor. Biraz da Ali İmran'dan örnek vermişiz. Biraz da Nisa'dan örnek verdik. Biraz da Maide. Maide 1, 2, 6, 8 diye devam ediyor. Pek çok yerde geçiyor da. 20-30 tane örnekini biz verdik. Bunu da inceleyelim. Çünkü ya eyyühellezine amenu Kur'an-ı Kerim'de çokça geçmektedir. Amen'in kısmı önemli değilse de hiç yoktan ya yöllediğini kısmını bilelim. Ne olmuş? Ey münada nekre-i maksut. Ey yu var da şurası. Ya'dan sonra gelen. Ey yu. Nedir? Münadadır. Nekre-i maksuttur. Zamm-ı üzere mebnidir. Mahallen mensuptur. Ey'den bahsediyoruz. Ardından gelen ha tenbih harfidir. Ellezine isim mevsuldür. Fetha üzere mebnidir. Ey'den bedeldir. Ellezine. Ya eyyuha neymiş? Her birini yazdık. Eğer münada eğer mütekellim vahde zamirine muzaf olursa altı şekilde yazılabilir, okunabilir. Hani Arife kitabı bu kadar ayrıntısına aslında değinmemişti. Ya gulami veya ya gulami. Ya'yı düşürdük. Ya gulamiye, ya gulame. Ya gulamen, ya gulamiye, ya gulamu şeklinde farklı farklı okunabilir. Ed ve kelimelerine izafe edilen mütekellim ya zamirinden ivaz olarak ti getirilebilir. Nitekim ya ebeti diye geçmişti. Fetha ve keste ile harekelenebilir. Yani ya ümmeti, ya ümmete. Ya ebeti, ya ebete. Eb ve kelimelerine mütekellim yası eklendiğinde yani muzaf diye yapıldığında 11 şekilde okunabilir. Ya ebeyye, ya ebe, ya ebi, ya ebiye, ya ebeti, ya ebeta, ya ebete, ya ebi gibi farklı farklı okunuşlara sahip olabilir. Bunun dışında ey ve eyyetü kelimelere nekre-i meksude olarak kullanılmaktadır. Sonuna tenbih edatı ha getirilir. Bundan sonra gelen isim camit ise bedel veya atıf beyan sayılır. Müştak ise ey ya da eyyetünün sıfatı olur. Ya Yuhannas az önce değinmiştik buna benzer bir cümleye bir ayet aslında. Ya yöleden aminu işlemiştik.
Ya Yuhannas, ey Yuha nedir? Münadadır. Nekre-i meksuptur. Mebnidir ala zam. Zamme üzere mebnidir. Nekre-i meksuptur. Femtaz züliyem ve yuhel mucrimun ayetine. El mucrimun burada sıfat olur. Şimdi burada ey yuha veya ey yetuha'dan sonra ey veya ey yetu'dan sonra gelen kelimeden bahsetmiştik. Ardına gelen kelime ennas nedir? Camittir, müştak değildir. Camit müştak da işlemiştik daha önce video olarak. Camit olduğundan bedel sayılmakta. Memtaz diliyorum ey yuha. Ey'den sonra gelen kelime el mucrimune ise müştaktır. Bu yüzden sıfat olmuştur da bedel değildir. Müştaktır. Müştak ne? Camit ne? Daha önce işlenmişti. Şibhi muzaf. Şibhi muzafa kısaca değinelim. Yavaş yavaş videoyu bitiriyoruz. Şibhi muzaf sayılan kelime tür olarak isim fail, isim yapı, sıfatı müşebbeh, isim tafdil, mübalağa, isim fail ve nekre olarak gelmesi gerekir. Muzaf ile denilen kısmı ise onun faili, mef'ul veya car ve mecrurudur. Zarf da olabilmektedir. Amil, mamul ilişkisi vardır. An itibariyle izafet yoktur arkadaşlar. Lafzen mensup olur. Ya kerimen huluguhu. Ya dali'en cebelen. Ya mugimen fil beyti. Bir de ne var? Ya calisen tahte şecereti. Tahte burada zarftır. Yani zarfın örneğini de burada verilmiş oldu. Şimdi bunun her birinin açıklanmış yani örnek olarak verilmiş hali var. Münada diyor, şibi muzaf olarak yer almıştır burada. Burada müfettesni cemiye örnektir. Burada da münada şibi bir muzaf denilmiş. Aynı şey yani. Evet. Nüfet ya dali'en cebelen. Tesniye örnek. Ya dali'en idi. Dali'ayni nasb halinde ya. Cebelen yine gelmiş. Ya dali'ayni şeklinde. Cem Zekke Salim olsa ya dali'ine cebelen. Aslında burada nasb alametinin ne olduğu gözükmekte. Müfretlerde feta olduğu. İşte tesniyelerde ya olduğu. Cem Zekke Salimlerde de ya olduğu. Ve ne diyor? Cem-i müennes halinde ise ne olur? Esre olur. Ya daliatin cebelen diye okunur. Nasıl alameti? Esredir Cem-i müennes halinde. Ya kitaben. Cem-i teksir demiş gerçi. Öyleyse nasıl okunur? Kütap diye okunur. Ya kütaben. Çünkü Cem-i teksirde de nasıl alameti? Fethadır. Risaleten şeklinde yer almıştır. İstigase ve müdübbe de bu konuyla alakalıdır diye zaten söylemiştik. Kitap işlemediğinden biz de işlememiştik. Böylece üniteyi bitirelim.